Siz nasılsınız? Evet hocam, Habib biyoteknoloji profesörü olmak istedim. Şimdi biyoteknoloji ne diye burada onu... Şimdi Habib'in bilgisini tabii internette elde ettik. Ben Cumhurbaşkanı baş danışmanıyım bilimle ilgili. Baktım ki bu yaşta böyle güzel bir çocuk helal rızık elde etmenin öneminden bahsediyor. Bilim adamı olmak istiyorum diyor. Ve biyoteknolojiyi çok seviyorum diyor. İleride biyoteknoloji konusunda bilim adamı olmak istiyorum diyor. Biz de Cumhurbaşkanlığı olarak Habibimizi Türkiye'deki en iyi biyoteknoloji laboratuvarlarından birisinde misafir edebilir miyiz diye Sayın hocamızı aradık, Fikrettin Şahin hocamızı. O da memnun olurum dedi. Sonra Habibi işte Çemişgezek'ten aldık, buraya getirdik. İnşallah birkaç gün burada bilim adamları ne yapıyor, neler yapıyorlar, nasıl yapıyorlar onları bir görecek. Tabii ondan sonra Habibi liseyi de okuyacak. Güzel bir lise eğitiminden sonra inşallah üniversitede bu tip şeyleri sonuna kadar doya doya yapma fırsatı olacak. İleride de inşallah Türkiye'nin parlak bilim insanlarından birisi olacak. Yani Habib de önemli olan çünkü ne yapmak istediğini bilmektir. Habib en önemli problemi bu yaşta çözmüş. İşte bu 8. sınıftayken daha 6. sınıfta karar vermiş ki ben biyoteknoloji uzmanı olmak istiyorum demiş. Bir çocuk bunu dedikten sonra artık onunla olması arasında biraz ter, biraz da zaman vardır. Başka bir problem yoktur. Habib inşallah onu başaracaktır. Zaten biz bu yaptıklarımızı Cumhurbaşkanımız adına yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın sahip çıkmasıdır bu biz. Onun baş danışmanı olarak Cumhurbaşkanımızın arzularını yerine getiriyoruz. Cumhurbaşkanımız böyle akıllı çocuklarımızı çok seviyor, bilime çok önem veriyor. Ve inşallah bilim adamı yetişmek için her türlü çabayı sarf ediyor. Biz de onun ekibi olarak ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Çok mutlu hissettim. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Merak ettiğin yerlerden birindesin şu an. Onunla ilgili neler söyleyeceksin? Birkaç günde buradasın. Heyecanlıyım. Yani böyle şeyleri öğrenmek istiyorum. Çünkü ben de bilim adamı olmak istiyorum. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Hırs yaptım. Evet. Öyle kazandım yani. Hırs yapmak bir de... Karar verdim. Karar verdim tabii. O da var. Yani karar verdim, ona hırs yaptım. Ve düzenli olmak lazım en başta da. Böyle yaparak başardım yani. Ailen nasıl tepki verdi bu başarına? Sevindi mi? Çok yaptılar? Sevindiler, evet. Bayağı sevindiler. Ben Habib'le ilgili aslında Habib'in başarısını ilk defa televizyonda, haberlerde, programda görmüştüm ve çok merak etmiştim. Ben de köylü çocuğuyum, Erzurumluyum. Erzurum'un bir köyünde büyümüştüm. Çocukluk yıllarımda Habib'in yaşantısına benzeyen bir yaşantım vardı. Biraz da onun hayallerini dinleyince kendi çocukluğumu yaşamış gibi oldum. Galiba çok etkilendim ki daha sonra da Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı Sayın Profesör Davut Kavranoğlu arayınca ben heyecanlandım bu konuyla ilgili. Daha sonra üniversitemizin kurucu mütevelli heyeti başkanını aradım. Bedrettin Dalan'ı, dedim ki böyle bir öğrencimiz var. Bu öğrencimiz Cumhurbaşkanımızın da misafirperverliğiyle bize gönderilmek isteniliyor. Ne dersiniz? Burada nasıl yardımcı olabiliriz? Kendileri burada istediği kadar kalabileceğini, bizim en değerli misafirimiz olabileceğini, laboratuvarlarda, hangi laboratuvarda istiyorsa, ilgi alanı neyse kendilerine özellikle ilgilenmemizi istediler. Hatta isterlerse burs da verebileceğini bundan sonraki eğitimiyle ilgili. Bunu da buradan söylemiş olayım ben. Çalışan bilim adamları da çok merak ediyormuş. Onun için bir yerde buradaki bunları kullanarak kanser tedavisi, yara kapanması, nörolojik hastalıklara tedavi gibi farklı hastalıklar alanlarda çalışma yapıyoruz. Bu ne? O da ne yapıyorsunuz? Bu sterol kabin. Siz ne yapıyorsunuz? Hocam ben primer kültür yapıyorum da şu an acilen bir doku geldi. Tamam. Şeyden. Peki sizi meşgul etmeyelim. Kolay gelsin. Var dolu yani. Bu işler kolay işler.
Tekrarını saymak isteyen. Evet. Mayışmak hocam. Mayışmak.